Süfyan Mehdi'ye suikast hazırlatıyor. Suikast hazırlatıyor. Resulullah bunu 1400 sene önce rüyasında görüyor. Maşallah. Ve Ümmü Seleme'nin evinde uyurken birden uyanıyor Peygamberimiz. Mehdi'ye suikast hazırlığını görüp. Birden uyandı diyor Resulullah. Biz Allah içiniz ve Allah'a döneceğiz dedi diyor. Ümmü Seleme niçin böyle dediniz ya Resulullah dediğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Medine'den yani şehirden bir şahsı Mehdi'yi aramak için Irak tarafından gelen bir ekip sebebiyle bir terörist grup demek ki Mehdi'ye suikast yapmak üzere harekete geçiyor. Onu 1400 yıl öncesinde Resulullah rüyasında görüyor ve kalkıyor Mehdi'yi çok sevdiği için. Allah-u Teala o ekipten Mehdi'yi korur, o şahsı korur. Onlar Zulhuleyf'den Beyda'ya geldiklerinde yere batırırlar. Orada bir şekilde etkisiz hale getirilmişler. Yani suikast timi. Mehdi'ye karşı bir suikast timi geliyor. Onları ya istihbarat tespit ediyor, devletin istihbaratı, bunları etkisiz hale getirmişler, getiriyorlar. Resulullah'ın sevgisine bak ki yataktan kalkıyor birden. Yani bir kabus görmüş gibi kalkıyor. Bak biz Allah içiniz ve Allah'a döneceğiz diyor. Ümmü Seleme niçin böyle dediniz ya Resulullah dediğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den, Medine İstanbul zaten. Bir şahsı, Mehdi'yi aramak için Irak tarafından gelen bir topluluk, bir ekip sebebiyle ki Allah-u Teala o ordudan o şahsı Mehdi'yi korur ve onlar Zulhuleyf'ten Beyda'ya geldiklerinde orada etkisiz hale getirirler diyor. Yani batırılırlar diyor. Demek ki Mehdi'ye bir terörist grup, bir terör ekibi bir suikast hazırlığı yapacak ve bu etkisiz hale getirecek. Bunlar yakalanacaklar. İnşallah. Ve etkisiz hale getirilme işte o yere batırılma odur. İnşallah. Hep peygamberi bazen bir adam, mesela aranızdan bir adam dünyaya hakim oluncaya kadar diyor. Benim sulbümden bir adam diyor. Ama o ravilerin şeyinden kaynaklanıyor. Yoksa direkt Mehdi diye söylüyor da raviler naklederken bir adam, bir şahıs diye söylüyorlar. Yoksa benim sulbümden diyor. Bir adam. Dünyaya hakim oluncaya kadar kıyamet kopmaz. Şimdi ondan ona geçerken aklında kalmıyor. Bir şahıstan bahsetti diyor. Sahabe. Bizzat o zaman bir adam yani diyor. Ha, o zaman yaz diyor, o zaman bir adam dedi diyor. Evet. Yoksa Mehdi diye söylüyor Peygamberimiz inşallah. Mehdi hakkında soruyorlar. Eyüp bin Nuh Peygamberimizden rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ferman etti. Biz ehli beyten hiçbir imam yoktur ki Mehdi hakkında yazışmalar olmasın. Yani gazetelerde, dergilerde, orada burada hakkında yazılar çıkacak diyor. İnsanlar onu parmaklarıyla göstermesin. Mehdi geçerken yani öyle bir şöhret olacak ki tanınacak. Tabii sevdiklerinden değil. Öfkeden gösteriyorlar, parmağına gösteriyorlar. Çünkü 313 kişi ona tabi olan. Ona sorular sorulmasın. İnsanlar ona soru soracak, o da cevap verecek diyor. Peygamberimiz söylüyor. Ve suikast düzenlenmesin. İlla ki ona suikast düzenlenecek diyor. Yani haddi hesabı olmayan. Usulü kafi, usul minel kafi, el Kuleyni cilt 1, sayfa 502. İmam Mehdi zamanında suikastlerin artacağını söylüyor Peygamberimiz. Ya bak bütün olayları anlatmış.
şehir şehir, bölge bölge, bütün olaylara sırasıyla son aşamalara doğru diyor, suikastlar artacak diyor. Bak şöyle söylüyor Resulullah. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam, Resulullah ferman etti diyor. İmamınız İmam Mehdi olmadan birbirinizden nefret ettiğiniz zaman da durumunuz ne olacak? Yani Mehdi daha zuhur etmemiş fakat nefret ediyor insanlar birbirinden. O zaman çok ağır biçimde inceleneceksiniz. İnceleneceksiniz. Ayırt edileceksiniz. Yani imtihan olacaksınız. Ayırt edileceksiniz. Eleneceksiniz. Yani münafıklar, ahlaksızlar, zalimler. Açlıklar olacak. Ekonomik kriz. Açlık yahut görüyorsunuz Halep'te falan halk aç kalıyor. Zaten gördünüz. Bir kişi sabah yönetici olacak ve akşamına öldürülecek. Bak yöneticilere suikast yapılacak diyor Resulullah. Beklenen Mehdi, Allame Muhammed Bakır Edmeclisi Biharul Envar, cilt 13, cilt yine 51, 52 ve 53'te yeni baskısında. Bak en ince detayına kadar açlık olacağı ve suikastlar olacağını söylüyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a çeşitli suikastler düzenlenecek ve öldürülmekle tehdit edilecektir. Hadislerde inkar edenlerin mücadelesinden vazgeçmediği takdirde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı öldürmekle de tehdit edecekleri ve çeşitli suikastler düzenleyecekleri belirtilmiştir. Fitneleri önlemenin kendisine zor gelmeyeceği ve öldürmenin de onu vazgeçirmeyeceği Ehl-i Beytime mensup birisi, Hazreti Mehdi Aleyhisselam sahip olmadan günler ve geceler bitmeyecektir. İnkar edenler tüm çabalarına rağmen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a hiçbir şekilde zarar vermeye güç yetiremeyecekler. Allah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı her türlü tehlike ve tuzaktan koruyup onun şanını yüceltecektir.